Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan ve dünyanın ikinci en yüksek şelalesi olma özelliğini taşıyan Kapuzbaşı Şelalesi ve Derebağ Şelalesi hakkında bilgi veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2022 turizm sezonuna hazırlandıklarını kaydetti. Öztürk şunları söyledi. Her zaman biz bu Derebağ Şelalemizi mini, butik, Karadeniz diye tabir ettiğimiz bir yeri burası. Yeryüzü cenneti dediğimiz cennetteyiz şu anda. Tabii 2022 turizm sezonu da hazırlamamız lazım burası. Tabii milli parklarımızın ihaleyle özel şahıslara vermiş olduğu, işletmesini onların yapacağı bir yer. Belediye olarak zaman zaman temizliğine bakıyoruz, baktırıyoruz. Ama şunu söyleyeceğim, tabii Mart ayının bugün itibariyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu vesileyle ben Derebağ Şelalesi'nden de tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü özellikle tebrik etmek istiyorum, kutlamak istiyorum ve başta tabii şehit ailelerimizin olmak üzere, annelerimizin ve eşlerimizin olmak üzere. Şunu arz edeceğim, tabii 2022 yılındaki sezonumuz artık Nisan ayından itibaren Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle de inşallah insanlarımız burada gelecekler, iftarlarını yapacaklar. Çok güzel, nezih bir ortam oluşturmaya gayret ediyorlar özel sektör. Ama şunu söyleyeceğim, şu anda görmüş olduğumuzda henüz patlama gerçekleşmedi. Yani suyun debisi istediğimiz debi de değil. Ama inşallah bundan 15 gün sonra bunun 3-4 katı daha su patlaması ve debisi yükselmiş olacak. Tabii burası ön reklam dediğimiz bir yerimiz ama Kapuzbaşı Şelalemiz, ifade buyurduğunuz gibi dünyaca ünlü Niagara Şelalesi'nden sonra yükseklik olarak yüksekten akan bir şelaleden bahsediyoruz. Gerçekten orası dünya harikası. Gelen insanın bir kez daha gelmesi için, ziyaret etmesi için can attığı bir yer. Gerek orayla, gerek Derebağ Şelalemizle ilgimiz, alakamız bizim hala devam ediyor. Tabii Kapuzbaşı Şelalemiz turizm master planında onun birazcık daha hızlanması gerekir diye inanıyorum. Tabii o bizim Yahyalı Belediye'mizin bütçesine olacak bir iş değil. Buna bakanlık nezdinde, büyükşehir nezdinde, valilik olarak hep beraber bir adeta konsorsiyum diyeceğim ben. Onların inşallah ilgisiyle mesafe kat edeceğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde orayla da ilgili ilgimiz, alakamız ve çalışmamız devam ediyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bundan sonra da kapalı yerlerde belki devam edeceğimiz bir güzellik ama 2021 yılında 200 bin kişinin geldiği bir turizmden bahsediyoruz ama bu yıl insanlar gerçekten bir yere gidememenin, iki yıldan beri turizm amaçlı gezememenin de içinde hasreti var. Biz inşallah bu yıl 300 bin nüfusumuz, yani turistimizi bekliyoruz. Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından. Şu anda Kapadokya bölgesinden turizm ajantalarıyla görüşmüş olduk. Onların da buraya çok yüksek miktarda gelme iştahları var diyelim veya gelme arzuları var. Bu noktada biz gerekli çalışmaları şu anda yapıyoruz.